gerçekten tarihi bir gün. Uzun yıllardır zaten beklediğimiz bir gündü bugün. Tabii sporun büyük destekçisi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan isteği ve bu konudaki katkısı, kararı çok önemli olmuştur. Zat-ı Alelerine buradan şükranlarımı gönderiyorum. Çok gerçekten tarihi bir gün, mutluyum. Şimdi bunun için 3 sene ihtiyacımız var. Zaten beşer stat, iki ülke beşer şehirde oynanacak. Beşer stat sunulacak. Bu çalışmalar önümüzdeki 3 sene içerisinde tamamlanması lazım. Açılış ve final maçı henüz karar verilmedi. Organizasyon komitesinde bu kararlar, bu konular tartışılacak. Sonra karara bağlanacak. Yani açılışın veya finalin nerede olacağına dair o bilahare onu öğrenmiş olacağız. Her şey yolunda. Biz ülkemiz altyapısıyla, statlarıyla, efendim birikimiyle, insan kaynak kalitesiyle, organizasyon becerisiyle, her türlü organizasyonel yeteneğimizle çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacağımıza inanıyorum. Öncelikle çok heyecanlıyız, mutluyuz. 100. yılımızda Avrupa Şampiyonası hayırlı olsun diyorum ülkemize. Armağan olsun diyorum. Çünkü bu gerçekten 5 defa aday olup bir türlü hayata geçiremediğimiz, bugün ise sevinçli haber aldığımız bir gün. 10 Ekim 2023 tarihinin altını çizmek lazım. Tarihi bir gün. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü burada aday olurken en önemli konulardan bir tanesi futbol stadyumlarıydı. Futbol stadyumlarımızın hazır olması, yollar, köprüler, modern konaklama tesisleri. Bunlar bir an önce bizim bu şampiyona adaylığımızın kabul edilmesi konusunda bize büyük katkı sağladı. İtalya ile çok önemli tarihi ve turistik özelliklerimiz birbirlerine çok benziyor. Bir baktığımızda İtalya bir tasarım ülkesi, Türkiye bir sanayi ülkesi. İki ülkenin güçlü yanlarını bir araya getirerek ve soft power dediğimiz özellikleri yan yana getirerek büyük bir sinerji ortaya çıkacak. Tıpkı 2 kere 2'nin her zaman 4 etmeyeceği gibi bazen 8, bazen 10 eder. Bunu hayata geçirmeyi planlıyoruz iki ülke olarak. Önemli bir dış ticaret ortağımız İtalya baktığımızda yaklaşık dünya dış ticaretinde bizim 5. büyük partner ülkemiz İtalya. İtalyanların futbol elçisi dünyaca meşhur bu fondu. Bizim futbol elçimiz yine yıllarca milli takımda hizmet eden çok ünlü Volkan Demirel'di. Bu da şunu gösteriyor. Futbolda da büyük işbirlikleri yapabiliriz. Biliyorsunuz akademi projelerimiz var. Futbolu özellikle önümüzdeki 9 yılda Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarılar elde edebilmek için beraber çalışmalar yapmamız lazım. Bunu da birlikte hayata geçireceğimizi düşünüyoruz. Dünyanın en büyük 3. organizasyonunu, spor organizasyonunu İtalya ve Türkiye'de gerçekleştirmek bizim için büyük bir onur. Çünkü en büyük organizasyon Dünya Kupası, Olimpiyatlar ve 3. de Avrupa Futbol Şampiyonası. Biz geçmişte de biliyorsunuz bu yıl Avrupa Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'da oynattık. Bu büyük başarıyı çok güzel bir şekilde hayata geçirdik. Bu da şunu gösterdi bize. Böyle büyük şampiyonaları, böyle büyük turnuvaları düzenleme konusunda hiçbir problemimiz yok, eksikliğimiz yok. UEFA bu konuda da bize geçtiğimiz günlerde teşekkür etti. Bu şampiyonayı almamıza da büyük katkı sağladı. Ve Cumhurbaşkanımızın özellikle futbol konusunda son derece ilgili olması, gençken futbol oynaması, o da bizim açımızdan son derece destekleyici oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz verdiği destekler için.